Süper kahramanların yeni bir icat olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben Kelly. Şu anda Yakın Doğu Sanatları Galerisi'ndeyim. Merhaba, ben Kim Benzel. Antik Yakın Doğu Sanatları Departmanı'nda küratörüm. Antik çağlarda hiç süper kahraman var mıydı? Evet, vardı. Kapı girişindeki şu kocaman gardiyan tipli figürleri görüyor musun? Bu figürler bir boğa, bir kuş ve bir insanın karışımı gibi. Kafası insan şeklinde. Kuş gibi kanatları ve boğa gibi toynakları var. Bu olağanüstü yaratıklar neyin nesi böyle? Bir insanla bir ya da birden fazla hayvanın birleşimi olan şeyler doğaüstü yaratıklardır. Bu yaratıklar sarayı koruyor. Yani bir süper kahramanın işini yapıyorlar. Modern dünyada süper kahraman demek, hayvan güçlerine sahip olan insan demektir, değil mi? Biz güçlü olan şeyleri hayvanlarla bağdaştırıp, onlara genellikle hayvan isimleri veriyoruz. Örneğin, çok güçlü spor arabalara Mustang ya da Jaguar adının verilmesi gibi. Peki sen modern bir süper kahraman düşündüğünde aklına ne tarz özellikler geliyor? Pelerinli bir insan olduğunu ya da bir çeşit özel teçhizatlı bir kahraman olduğunu hayal ediyorum. Peki senin doğaüstü güçlerin var mı? Buz pateni yapmak olabilir. Çünkü başlangıçta öğrenmesi çok zor. Ama zamanla güzel hareketleri, zıplamayı, dönüşleri öğreniyorsunuz. Öğrendiklerim, yarıştığım zaman profesyonel gözükmemi sağlıyor. Olimpiyatları izlediğim zaman, izlediğim o buz patencileri bana uçuyor gibi görünüyorlar. Buradaki minik figür, hayvan güçlerinin insana aktarıldığı ilk örneklerden biri. Boğa boynuzlarını fark ettim. Bunlar onu bir tanrı gibi göstermiş. Boynuzlu hayvanların güçlü olduğuna inanılıyordu. Bir pelerin ve yırtıcı kuş tüyleri görüyorum. Bu figür, yırtıcı kuşun güçlerine sahip olmaya çalışıyordu. Bu büyük gardiyan figürlerinin de kanatları var. Bu ilk süper kahraman olabilir. Bence de, haklı olabilirsin. Ben Kelly, Metropolitan Sanat Müzesi'nden bildirdim. Ne güzel esnedin.